Diye sorulmuş hocamın dediği gibi ekonomi yüzde 60.2 ile aynen bu grafikte olduğu gibi evet. şu baştaki ekonomi açık ara A en yukarıda. Evet. Yani kopmuş, Artık kopmuş. insanların başka sorunlara bakacak hali kalmamış. Evet. İkinci sırada adaletsizlik diyorlar, üçüncü sırada da mülteciler ve sonra işsizlik diyorlar. Yani ekonomi zaten hepsini kapsadığı için aslında ekonomi yüzde 60.2 ile bizim en büyük sorunumuz diyor 85 milyon ve bize tartıştırılan konulara bakıyorum. Sadece ekonomi çerçevesinde söyleyeyim. TÜİK'in açıkladığı resmi fakat gayri ciddi rakamlarla işsizlik düşüyor. Enflasyon raporunda Sanayi çözeceğiz. Sanayi öyle şey hocam. Sanayi şey yani böyle küçük ha, dokunuşlarla. Düşüyor işsizlik ya, e, düşmüyor. bir de şey var. Aman fazla zaman istemeyin asgari ücreti ülke batar. Hepsine bakacağız şimdi. E, şimdi onlara bakacağız ama asıl hikaye Hepsine bu. Hepsine bakacağız. E, meclisteki görüntüyü gene öyle bitireyim. Öyle lafı aldım senden evet. öyle bitireyim. O da şu var. Korku dağları sardı. Milletlerin kesildiğini açıkçası iktidar biliyor. Şimdi vuruşarak çekilmek ve ne kadar daha fazla kalabilirim diye bildiği tek yöntem. Hani elindeki tek araç çekiçse bütün sorunları çivi görürsün diyor ya Mazlow. Şimdi elindeki tek araç çekiç. Bütün herkesi sorun olarak görüyor. Emeklisi sorun, asgari ücretli sorun, muhalefet zaten baştan beri sorun. Her şey yani kendisi dışındaki herkes Kendisi gibi düşünen de noktasında değil. O anda oradaki insana kendi partilisini bile yapabilecek şekilde ayrışmış. Niye artık gidiyoruz? Yani bana sorarsan bunlar bir siyasi jübilenin e, tezahürleri. Niye insan mecliste sağa sola saldırır? Lafını niye bitiriyorsun? Çünkü bildiğin yöntem ayrıştırma. Çünkü bildiğin yöntem kavga. Çünkü kavga ederek, düşman üreterek ona karşı bu İstanbul'da konsolide değil, oldu. Ankara'da ve diğer, diğer belediyelerde, de var. Genel tutum Hatta bu. Hatta tatile giren belediyeler var kavgadan. Ama insanlar da diyor ki... E, kayyum belediyeleri var. Ka Ha, kayyum, kaşıyorsun, insanlar içeri atıyorsun. Ya 80 küsur yaşındaki Mehmet Türk'ün dramına bakar mısın? Alıyorsun içeri. 84 galiba değil mi? 84 falan. Yani bunu neden yapıyorsun? Burası benim. Ahmet Türk. Ahmet Türk. Burası benim. Burada istediğim gibi at koştururum. Ve insanlar da ne, dilek, dilekçeleri nereye verdiler? 1 milyon 400 bin mi dedin şeydeki e, Anıtkabir'deki? 1 milyon 92 bin 365 1 milyon 92 kişi. bin dilekçe bedeniyle gidip dilekçe verdi. Aynen öyle işte. Çok bedeniyle dilekçe da. veriyor anladın mı? Dolmabahçe'ye de bırakıyor dilekçeyi, e, Selanik'e de bırakıyor. Şeyde söyleyeyim en az, e, yani söyleyeyim 80-90 bin kişi de o küçücük Atatürk'ün Atatürk'ün Selanik'ti evine girmeye çalışıyordu. Ben sordum ne kadar var Çok kalabalıkmışlar. Siz Yani söyle. o kadar dikkati çekti ki bak o kadar dikkati çekti ki biz oradayken Yunan jetleri sürekli üstümüzde dolaştı. E, gerekçeleri de ben sordum niye dolaşıp duruyorsunuz burada kördüğü etkililere. İşte askerleri koruyan bir tanrı, bir azizin doğum gününe diye denk falan geldi. alakası yok niye buraya denk geldi niye tam tepeme denk geldi yani o kadar kalabalık çek... bir dikkat çekti Kala... Bakıyorlar. sokak inanılmaz insanlar kuyrukta bunların her birini ben şöyle okuyorum ben, ben buraya kadar geldi ben bedenimle dilekçe veriyorum ben razı değilim tecelligahım ya da ne bileyim işte ne bileyim bu anlamda ilticagah ilticagah yani sana iltica ediyorum ey atam beni bu, bu bu ruhtur. Bu ruhun karşısında açıkçası bu korku sanıyorum daha fazla bir şekilde tepkiye dönüşecektir. Peki bunun yerine biz daha iyi sorunları çözen şu ekonominin o çıkara yukarıdaki çizgisini aşağı çekecek çözümlere gidemez miyiz? Hayır çözüm varsa onu biz de, bizden geleceksiniz diyor AK Parti. İyi diyorsun da peki şöyle yapsak hiç, az önce Bahadır Bey de söyledi. Hiçbir önergeye evet demedin. Hani güneş metaforunu kullandı. E kardeşim enflasyon seni de eziyor, beni de eziyor. Hiçbir Bu, şey bunu ver. aşağı indirmek için işbirliği yapabilir miyiz? Hayır diyor. Ekonomi iyi yönetiliyor diyor. Bak sorunu kabul etmiyor. İyi. TÜİK'e soruyorsun işsizlik aşağı gidiyor. Temsilcileriyle konuşuyorum, ekonomide bir sıkıntı yok. Hatta işte Mehmet Şimşek de diyor, artık Cumhurbaşkanı Yardımcısı da diyor, biz üst gelir grubuna çıktık. Şu anda dünyada en iyi ekonomisi en iyi yönetilen ya kim bu... çıktı hocam? Kimler acaba? Göber, yani Bizim go... haberimiz yok herhalde. Biz Bizden, haber verilmedi. Ya bizi bıraktılar dedim ya, bir paralel evrende bunlar yaşıyorlar. Artık bizim ayakları yerden kesildi. Koptuk herhalde. Koptuk. Üst gelir grubuna geçtik diyorlar. Şimdi <laughs> şu anda mecliste bir bütçe var. Pek umurunuzda değil ama. Hocam umurumuzda, umurumuzda olamıyor olacak. gördüğünüz gibi Üç, gündemden umurumuzda olamıyor. çünkü 11,5 trilyon lira e, kulakları çınlarsın. 12 çınlasın. trilyon lira o, Ozan. Ozan Bingöl'ün kulakları çıkar. en az 11,5 trilyon lirayı hazır edin diyor. Ben alacağım bunu ne yapacağım? E, biz yemek sofrada yemeğe kemiğe alıştık. E, faturayı da siz ödemeye. Alıştırdık 22 yılda. Biz de diyoruz ki ben fatura ödemek istemiyorum. O zaman git derdini Atatürk'e anlat dercesine. Gittik biz de anlattık işte kardeşim. Ama e, Cumhur